Arkadaşlar bizden A veya B olayının olma olasılığı istenmekte. Yani P, A birleşim, B ifadesinin ne olduğunu merak ediyorum. Bildiğiniz gibi bu ifade burada P, A'nın ve P, B'nin toplamından P, A kesişim B'nin çıkarılması ile elde edilir. Arkadaşlar buradan seçilen bir rakamın asal olma olasılığı A olayı, çift olma olasılığı da B olayı olsun. Bu durumda asal olma olayı olasılığı Burada toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane rakam vardır. Ve bunlardan asal olanlar 2, 3. Yani 2, 3 ve 7 yani toplamda 3 tanedir. O halde seçilen rakamın asal olma olasılığı 3 bölü 6'dır. Artı toplamda 6 tane rakam var. Ve bunlardan arkadaşlar çift olanlar 1, 2, 3 tanedir. O halde burası da 3 olmalıdır. Eksi hem asal hem çift olan sadece 2 vardır. Onun sayısı da 1'dir. O zaman burada arkadaşlar olasılık 1 bölü 6'dır. Buradan da 5 bölü 6 elde edildiği için doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar bir çift zar atıldığında oluşan toplam tüm durumların sayısı 36'dır. Şimdi bizden ne istenmekte? Üst yüze gelen sayıların toplamının 6 olması istenmekte. O halde oluşabilecek durumlara bir bakalım. Birinci zar 1 geldiğinde ikincisi 5, birincisi 2, ikincisi 4, 3-3, 4-2, 5-1... Değil mi? Başka alternatif var mıdır? Başka alternatif bulunmamaktadır. O halde istenilen durum 1, 2, 3, 4, 5 tanedir. Demek ki arkadaşlar tüm durum alt tarafa, istenilen durum üst tarafa yazıldığında sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Arkadaşlar 3 basamaklı doğal sayılar arasından bir sayı seçmem istenmekte. O halde burada 3 basamaklı sayıların toplam sayısı bakın 100'den nereye kadar devam eder? 999'a kadar devam eder. Buranın terim sayısı neye eşittir? Bu bize tüm durumu verecek çünkü. Terim sayısı son terimden ilk terim çıkarıldığında 899 elde edilir. Bir eklendiğinde neye eşittir? 900'e eşittir. Yani toplamda 900 tane sayı arasından seçim yapıyorum. Tamam peki benden istenilen şey nedir? Bu sayının 200'den büyük 400'den küçük olması istenmekte. Yani 200'den büyük olacaksa 201 ile başlayacak. 202, Devam ettiğimiz takdirde 401'den küçük olacaksa son sayımız nedir? 400'dür. Bu durumda buranın terim sayısı son terimden ilk terimi çıkartırsam 199 bir eklersem ne yapacaktır? 200 yapacaktır. Bu durumda arkadaşlar istenilen durum toplamda 900 tane e, tüm durum 900 tane istenilen durum 200 tane. Şunlar gittiğinde geriye 2 bölü 9 kalmıştır. O halde durumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle tüm durumu bulmaya çalışalım. Tüm durum buradaki rakamları tekrar tekrar kullanarak oluşturabileceğimiz 3 basamaklı doğal sayıların sayısıdır. O halde buraya 3 tane basamak çizdim. Elimde toplamda 4 tane rakam olduğu için burası için 4 farklı, burası için 4 farklı ve burası için 4 farklı alternatif olduğundan bunların çarpımı ne yapar? 64 yapar. Yalnız bizden istenilen durum burada rakamlarının farklı olmasıdır. Rakamlar farklı olacaksa Burası için 4 farklı, burası için 3 farklı, burası için ise 2 farklı durum söz konusudur. Bunların çarpımı da burada ne yapar? 24 yapar. Bu durumda tüm durumu aşağıya, istenilen durumu yukarıya yazdığımızda ve bu ifadeyi 8 ile sadeleştirdiğimizde yukarısının 3, aşağısının 8 olduğunu görmüş oldum. Sorumun doğru yanıtı B seçeneğidir. Arkadaşlar A'nın olmama olasılığı 3 bölü 5 ise bu durumda A'nın olma olasılığı bunu 1'e tamamlamalı ve ne olmalıdır? 2 bölü 5 olmalıdır. Bu durumda arkadaşlar biz PA'nın, PB'nin ve PC ifadesinin toplamının ne yapması gerektiğini biliyoruz. 1 yapması gerektiğini biliyoruz. A olayının olma olasılığı 2 bölü 5'tir. B olayının olma olasılığı 4 bölü 15'tir. Ve biz burada C olayının olma olasılığına x dersek ve bunların toplamını 1'e eşit dersek bu durumda burayı 3 ile genişlettiğimde 6, 10 bölü 15. Bu ifadeyi karşıya aldığımda x eşittir ne oldu? 1 eksi 10 bölü 15. Yani buradan da ne elde ettim? 5 bölü 15. Yani x'in, yani C olayının olma olasılığının 1 bölü 3 olduğunu elde ettim. Arkadaşlar, eğer ki C olayının olma olasılığı 1 bölü 3 ise, bu durumda C olayının olmama olasılığı neye eşittir? 1 eksi 1 bölü 3'e eşittir. Buradan da 2 bölü 3 elde edilir. Sorunun doğru yanıtı. C seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle tüm durum kümesini yazalım. Tüm durum kümesi ne vardır burada? İki basamaklı doğal sayılar yani 10, 11 nereye kadar devam eder? 99'a kadar devam eder ki buranın da terim sayısı neye eşittir? Son terimden ilk terimi çıkartırsam 89, bir eklersem 90'a eşittir. Peki istenilen durum nedir? İstenilen durum bu iki basamaklı sayıların 4'e tam bölünebilme olasılığı. O zaman ben buraya ne yazacağım? 12 yazacağım. 16 yazacağım. Devam ettiğimiz takdirde son teriminde 96 olduğunu göreceğiz. Arkadaşlar istenilen durum kümesinin terim sayısı nasıl hesaplanır? Son terimden ilk terimi çıkarttım. Ne elde ettim? 84 elde ettim. Artış miktarı 4'tür. Artı 1 ekledik ve bu durumda buradan da 22 elde ettim. Arkadaşlar istenilen durumlar 22 tane. Tüm durumlarda 90 tane. Bu durumda bu ifade 2 ile sadeleştirildiğinde yukarısı 11, aşağısı 45 olacağından doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar 3 defa yazı, bir defa tura gelmesi istenmekte ama turanın hangi sırada geldiğini bilmiyorum. Yani burada durumlar şöyle olabilir. İlk üçü yazı, en son tura veya ilk ikisi yazı, sonra tura, sonra yazı. Devam ediyorum. İlki yazı, sonra tura, sonra yazı, sonra yazı veya ilki tura daha sonra kalan ifadelerinde yazı gelme olasılığı gibi dört farklı durum vardır. Buradaki ifadelerin arkadaşlar olasılıkları hesaplandığında yazı gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Yazı gelme olasılığı 1 bölü 2, yazı gelme olasılığı 1 bölü 2 ve tura gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Veya devam ediyorum yazı gelme olasılığı 1 bölü 2, yazı gelme olasılığı 1 bölü 2, tura gelme olasılığı ve yazı gelme olasılığı hep birbirine eşit olduğundan burada hep aynı ifadeler elde edilecektir. Bu durumda bu ifadenin değeri, bakın bu ifadenin değeri burada 1 bölü 16'dır. Bu ifadenin değeri burada 1 bölü 16 ve geriye kalan bütün ifadelerin değerleri 1 bölü 16 olduğundan bunların toplamı 4 bölü 16. 4 ile sadeleştirildiğinde 1 bölü 4 yapacaktır. Sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir. Arkadaşlar Nilgün'ün birinci olma olasılığı Sümer'in birinci olma olasılığının 3 katı, Bahar'ın birinci olma olasılığının 2 katıdır. O halde biz burada Nilgün'ün birinci olma olasılığına 6x dersek bu Sümeri arkadaşımızın olasılığı 2x çünkü 3 katı olmalı ve Bahar'ın bu yarışmada birinci olma olasılığı da 3x olmalıdır çünkü Nilgün bunun 2 katıymış. Bu durumda 6x Nilgün'ün olasılığı, 2x Sümeri'nin ve 3x Bahar'ın olasılığı bu 3 arkadaşın olasılıklarının toplamı ne yapmalı? 1 yapmalı. Burası arkadaşlar ne yaptı? 11x yaptı. 11x ifadesi 1 olduğundan x'in değeri buradan 1 bölü 11 olarak elde edildi. Bizden ne istenmekte? Sümeyra'nın birinci olma olasılığı istenmekte. Bu durumda 2x ifadesinin değeri x yerine 1 bölü 11 yazıldığında 2 bölü 11'dir. Sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle tüm durumu yazmak istiyorum. Tüm durum A kümesinin tüm alt kümelerinin sayısıdır. Ve A kümesi burada 5 elemanlı olduğu için tüm alt kümelerinin sayısı 255'ten 32 eşittir. Peki istenilen durum nedir? İstenilen durum bu alt kümenin 2 elemanlı olması. Yani buradaki 5 elemandan 2 eleman seçtiğimde 5'in ikilisini hesaplamalıyım ve ne bulmalıyım? 10 bulmalıyım. Demek ki bu kümenin 10 tane 2 elemanlı alt kümesi vardır. Bu durumda tüm durum aşağıya İstenilen durum yukarıya yazıldığında ve bu ifade 2 ile sadeleştirildiğinde buradan 5 bölü 16 elde edilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar 2, 3 ve 4 rakamlarını kullanabilerek yazabileceğimiz tüm rakam, tüm doğal sayıların sayısını bulalım. Önce neyi hesaplayacağım? Tek basamaklı olanları hesaplayacağım. Arkadaşlar tek basamaklı olanları dilerseniz yazalım. Ne vardır? 2 vardır, 3 vardır ve 4 vardır. Yani bu durumda tek basamaklı yazabileceğim Kaç tane var? 3 tane var. Devam ediyorum. Şimdi iki basamaklı olanlara bakacağım. Acaba iki basamaklı kaç sayı oluşturabiliyorum? 2 basamaklı sayı oluşturacağım. Ve arkadaşlar buradaki rakamları kullanarak dediği için burada arkadaşlar hani rakamları farklı ifadesi rakamları birbirinden farklı dediğinden ne yapacağım? Diyeceğim ki bu 3 rakamdan bir tanesini buraya yazarım. Buraya yazdığımı buraya yazamayacağım için buraya 2 rakam kalmıştır. Ve bu durumda arkadaşlar buradan da kaç tane yazabiliyormuşum? 6 tane yazabiliyormuşum. Devam ediyorum. Şimdi neye geldim? 3 basamaklı olanlara geldim. Acaba 3 basamaklı kaç tane yazabileceğim? Arkadaşlar rakamları farklı diyor. Burada 3 tane var. O zaman burası için 3 farklı. Burası için 2 farklı. Ve burası için de 1 farklı alternatif olduğundan demek ki buradan da 6 tane yazabileceğim. O halde bunların toplamı 15 yaptığından benim tüm durumum nedir? 15'tir. Bizden ne istenmekte? Bizden 2 basamaklı olanlar yani 6 tanesi istenmekte. Bu durumda yukarıya 6 yazıldığında ve bu ifade burada 3 ile sadeleştirildiğinde 2 bölü 5 elde edilecektir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle A kartezyen çarpım B kümesinin eleman sayısını hesaplamaya çalışalım. Çünkü bu ifade bana burada tüm durumu verecektir. A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı ile B'nin eleman sayısının çarpımına eşittir. A'nın eleman sayısı 4 ve B'nin eleman sayısı 5 olduğundan buradan tüm durumun ne olduğunu buldum? 20 olduğunu buldum. Peki istenilen durum nedir? İstenilen durum burada arkadaşlar elemanlar toplamının 0 olma olasılığıdır. O zaman ben burada şunu yazacağım. İstemiş olduğumuz çiftliler yani ikililer nedir? A kümesinden eksi 2'yi, B kümesinden 2'yi. A kümesinden 0'ı, B kümesinden 0'ı, A kümesinden 1'i, B kümesinden eksi 1'i, A kümesinden 3'ü ve B kümesinden eksi 3'ü aldığımızda bu ikililerin toplamı hep 0'dır. Ve bunların sayısı da neye eşittir? 4'e eşittir. O zaman tüm durum 20, istenilen durum 4 olduğundan buradan 1 bölü 5 elde edilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar bir olayın olma olasılığı yani olasılık fonksiyonunun değerinin biz ne olduğunu biliyoruz 0'a eşit veya 0'dan büyük aynı zamanda 1'e eşit veya 1'den küçük olması gerektiğini biliyoruz. Bu durumda 3 bölü 2 ifadesi burada 1.5 olduğundan yani 1'den büyük olduğundan bu ifade bir olasılık değeri olamayacaktır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Müzik